kategorize etmeyelim de şöyle diyelim. Mesela hani bu bir cemaate, bir meşrebe, bir hani yola bakmaktan ziyade, yani çünkü mesela 24. sözün dördüncü dalında olması lazım. Bediüzzaman Hazretleri o katre reşa meselesinde her Evet. mesleğin içerisinde yani Evet. bir hani velayetle bir hani renge boyanmak her mesleğin içerisinde var bu. Yani bir Evet. taraftan bir velayet mesleği içerisinde giderken veraset-i nübüvvet zilli altında gidebilir bir insan. Bir taraftan da veraset-i nübüvvet mesleğinin içerisindedir. Böyle bir meşrebin içerisindedir. Fakat hala yani o şahsi kemalatından, şahsi sevabından, oradaki hani o renge boyanmadan böyle bir aynedarlık yapma noktasını elde edemeyebilir yani. Dolayısıyla her meşrepte, meslekte bu tip şeyler olabilir. Dolayısıyla biz hani şahsi olarak hepimiz kendimiz noktasında, yani ben kendi şahsi hissiyatımı ne kadar Allah yoluna hizmetin, oradaki uhuvvetin, ittihadın, tesanüdün böyle neşvi nema bulmasına feda edebiliyorum kendi hissiyatımı. Buna bakmam lazım yani. O doğru. Hani Doğru. yani bu noktada o zaman ne olacak? Herkes şahsi olarak, bireysel olarak ders alsa, yani birisi velayet yolunda da bunu yapabilir yani. Dolayısıyla çok güzel oldu Numan kardeşin o tespiti. Yani o şahsi kemalattan kaynaklı bir şey oluyor. O zaman da zaten rekabet oluyor yani. Halbuki onda bile rekabet olmaması lazım. Çünkü cennet geniş. Herkes orada makam ziyade ama başkasına kaçırmak istemiyor. Yani bu hakikati dinleyecek birisi var. Sen mi anlatacaksın, ben mi anlatacağım mevzusu. Halbuki Allah katından baksa Allah nasıl bakar? Ya Allah diyor ki fark etmez ki, sen de anlatsan olur, öbürü de anlatsa olur diyor. Bak biz Allah katından meseleye bakabilsek hakikat nazarıyla, o zaman konu hiç fark etmiyor. Kim anlatırsa anlatsın. Allah razı mı bundan? İster Ahmet anlatmış, ister Mehmet. Allah ikisinden de razı mı? Razı. E ben niye razı değilim? Ben anlatamadım diye. İşte o zaman seninki hakikat nazarıyla bir bakış olmuyor yani. Yani o noktadan bakabildiğimiz zaman ittihat, ittifak çok rahat sağlanacak. Zaten dikkat edersek mesela bazı meslek, meşrep sahipleri, yani onların başındaki şeyhler, alimler, mesela Bediüzzaman Hazretleri gibi, İmam Rabbani gibi, mesela Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri gibi, Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi, o zatların birbirleriyle bir rekabeti olmamış yani. Ama meslek sahipleri aşağıda sevap hırsından dolayı ihtilafa düşüyorlar. Yoksa Doğru ehillerin, söyledin. Güzel. Çok güzel. yani onlar hakikat nazarıyla baktığı için fark etmez ki yani. Oradan da ders alsa, buradan da ders alsa. Hatta biraz önce Ekrem hocamın söylediği mesele çok önemli. Bediüzzaman Hazretlerine yani tarikat sahibi insanlar gelip de yani üstadım biz tarikatımızı bırakacağız, sana talep olacağız dediklerinde, bunu onlarca defa bununla ilgili hadise var. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hayır, kendi tarikatınıza devam etmek şartıyla diyor sizi talebeliğime kabul ederim. Bırakmayın diyor yani. Yani şöyle bir üslup yok yani. İşte doğruyu yaptınız, yanlışı bıraktınız, doğruya geldiniz, tam isabet oldu. Bunu demiyor ki yani. Bak bu taleple gelene diyor ki siz kendi meşrebinizde devam edin. Bunun yanında Risale-i Nur okuyarak kendi meşrebinize, kendi ilminize kuvvet verin diyor. Fark etmez o zaman diyor, yani Risale-i Nur talebesi de olmuş olursunuz. Kendi meşrebinizde de ilerlemiş olursunuz. Bak benim böyle bir derdi yok yani. Herkes beni dinlesin, bana gelsin derdi yok. Ve Galiba az önce Alim abinin hocam, dediği gibi hocam bir cümle daha söyleyeyim. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle bir derdi olmadığı gibi, bakın o tarikat sahibi insanların da böyle bir derdi yok bakın. Oradaki şeyh kendi tarikatını bırakıp ben burada şeyhtim ama size talebe olmaya geldim diyebilecek kadar hakikat ehli birisi bak. Bunun da hakkını vermemiz lazım yani. Bediüzzaman böyle düşündüğü gibi oradaki şeyh de diyor ki ben buradaki şeyhliğimi bırakıp buraya talebe olmaya geldim. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hayır, sen oradaki şeyhliğini de bırakma. Sen oradaki tarikatını da bırakma. Risale-i Nur oku, kendi tarikatına kuvvet ver diyor. Bakın yani nasıl o şeyhin bakış açısının hakikatperverliğine bakın. Bediüzzaman hakikatperverliğine bakın. Sonra da onların talebelerinin, o mesleklerin talebelerinin birbirleriyle olan yani manasız ihtilafına bakın yani.
Demek ki biz kendi şahsi kusurumuzdan kaynaklanıyor bu ihtilaflar yani. Evet, özür dilerim Ekrem Hocam, buyurun. Halim abi de az önce bir şey demişti. O mabeyninizdeki sırrı ihlasa zarar gelmesin diye. Yani hizmette belki şunu iyi anlamak lazım. Şimdiye kadar ben kendim anlayamamışım. İtiraf ediyorum bunu. Cenab-ı Hak o yönden de bizim kusurumuzu affetsin. Amin. Bu hizmet ettiğin din kardeşinde, dava kardeşinde, cemaat içindeki kardeşinle bu kuvvetini ve tesanüdünü bozmadan gidebilmek. Yani kırmadan, dökmeden, incitmeden götürebilmek. Müsbet hareket bir cümlesi de vardı ya, daha önce konuşmuştuk değil mi bunu, müsbet hareket diye. Müsbet hareket mesela, bunu yapabilmek. Herhalde bu şeyden yani şahsi ibadetlerimizden önce gelen bir şey. Şahsi kemalatımızdan önce gelen bir şey. Çünkü Üstad Hazretleri'nin işte çok işkenceye maruz kalmasına rağmen, çok zor günler geçirmesine rağmen en ufak bir menfi hareket yapmaması, daha sonra üstada sorduklarında neden sen eskiden böyle pervasız birisiydin, en hunhar zalim kumandana baş kaldırıyordun, hakkı çekinmeden haykırıyordun, şimdi neden çok şeylere susuyorsun, sükut ediyorsun diye, senin bu halin bizi şaşırtıyor. Eski halinle şimdiki halin. Üstad ne diyor? Ne mi diyor? Sırtında yumurta küfesi taşıyan birisi nasıl yürür? Kırılmasın yumurtalar diye, değil mi? Sağlam bir şekilde götüreyim diye. Ha, demek ki yani bunu anlayamamışım ben. Bu dersin hürmetine Rabbim anlamayı nasip etsin. Amin. Yani Abi Veli biz de Efendi Hazretleri ilk zamanda kendi şahsı için, mesela kendi şahsını feda ediyor yani. Mesela bir hunhar bir kumandana karşı gelse o da onu idam eder, şehit olur. Ama şimdi artık alemi İslam'ı ilgilendiren bir hizmetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla müsbet hareket burada bizim yaptığımız hata, Bediüzzaman Efendilerinin olsun, bizim şahsi bireysel olarak yaptığımız hatalar ne olmuş oluyor? İslam'a zarar veriyor, devlete zarar veriyor, millete zarar veriyor, ittifakımıza zarar veriyor. Yani bakın son zamanlardaki meselelerde böyle yani insanların isyana kalkışması şu bu ne kadar acayip bir şey. Bediüzzaman Hazretleri 28 sene bu kadar işkence çektiği halde asla devlet aleyhine bir hareket yapmamış yani. Yutkunmuş ve susmuş. Umumi asayişi zedeleyecek bir şey yapmamış. Kendi şahsi hukukunu umumun hukukuna feda etmiş yani. Şimdi şahsi hukuklar olmadığı halde asayişi ihlal eden hareketler oluyor, bakın ne kadar acayip bir şey. Hani kim vatanperver, milletperver, kim ittihat için çalışıyor, vatan millet lehine çalışıyor mesela, insan çok bariz bir şekilde fark ediliyor yani. görünüyor. Evet. Görünüyor. Buyur Osman abi. Gerçi buradaki prensip olarak farklı da sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Önce okuyu yani bu tartışma konusunda, münazara meselesinde Bediüzzaman Hazretleri hak karşı tarafın elinde çıksa, ondan sonra ona sevin şey yapmaz, değil mi? Hatırladınız o düsturu. Evet. Şimdi iki kişi var. Bir kişinin hidayet için veya bir hak ve hakikati söylemek ikisi de söyleyebilir. Aynı pozisyonları. Birisi söylese, fakat ikisi de ne kadar olursa olsun aynı şeyi söylese de Cenab-ı Hak herkese farklı istat ve kabiliyet verdiği için aynı aynı olmayacaktır. Dolayısıyla ben aynı konuyu burada abilerden dinliyorum. Aa, ne kadar güzel diyorum. Halbuki okuduğumuz, bildiğimiz bir konu, ama onun nazarı, onun bakış açısı, onun istifadesiyle dinlediğim zaman daha çok istifade ediyorum. Şimdi mesela ben birisine bir şey anlatacağım zaman yanımda aynı seviyede ehil bir kardeşim daha var. Ben anlatayım dediğim zaman ben bildiğim bir şeyi tekrar etmiş oldum. Ama müsaade etsem, ben değil de buyur kardeşim sen anlat, onun için hani zemini öyle oluştursam, o zaman o anlattığı zaman bildiğim konuyu hem onun ya sevabını da ben alıyorum, ondan da hissedar oluyorum, ona şey verdiğim için bir de ekstradan da bir hissedar oluyorum, çünkü ona söz verdirdiğin için, yani ona imkan tanıdığın için bir de ondan da sevap alıyorsun, bir de maddi olarak da onun anlattığı konudan sen istifade ediyorsun. Bildiğin konu iki katına çıkmış oluyor.
Onun gözüyle. Muzaaf olmuş oluyor, bir şey daha öğrenmiş oluyorsun. Bu cihetiyle de başkalarını tercih etmek, başkalarını tavsiye etmek, bu da mühim bir şey olduğunu şimdi sizin anlattıklarınızdan anladım bugün yani. Allah razı olsun Osman abi. Yani bir insan kendisi anlatsa sadece bildiğini tekrar eder, kendi anlattığından sevap kazanır. Tek vecihle. Ama başkasına sözü verse, birincisi konu anlatıldığı için zaten maksat hasıl oluyor, bir sevap alıyor. İkincisi kendi hakkını veya ona kardeşini ön plana çıkardığı için ikinci bir sevap alıyor. Üçüncüsü de yani bilmediği bir şey öğrenmiş oluyor. Üç katlı muzaaf bir sevap kazanmış oluyor ki sevap derdinde olanlar için yani. Evet.